Konuğum Sayın Hilmi Türkmen Üsküdar Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisinden ve aynı zamanda İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı. Ben bu ikinci unvanınızı bilmiyordum efendim. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı. Şimdi bizim İstanbul'da e, Boğaza kıyısı olan ilçeler var. Üsküdar, Hı. Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu. Bu Belediyeler, bir de büyük şehirden oluşan belediyelerden oluşan bir birlik var. Hı. İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği. Ne yapıyor bu birlik? Bu birlik özellikle Boğaz'a kıyısı olan bu ilçelerin ortak sorunlarıyla ilgili varsa çözüm önerileri ya da ortak birlikte bir program, bir kültür programı, bir denizde, Boğaz'da bir program. Mesela biz bu dönem Boğaz Belediyeler Birliği olarak. E, Boğaz temizi yaptık e, İstanbul'daki Birliği olarak artı e, Boğaz'ın gastronomisi adı altında çok güzel bir kitap çıkardık ilk defa. Bo Boğaz'daki yemek kültürü özellikle balık kültürü nerede hangi balık yenir mesela Hı -hı. bunlar e, aslında çok güzel bir konu ama hiç Kaç yapınmış. AK Partili kaç CHP'li vardır? E, Üsküdar Beykoz AK Partili Sarıyer Beşiktaş CHP'li e, Fatih Beyoğlu ee, AK Partili, AK Parti. Büyükşehir CHP'li. Demek ki 3'e 4. 3'e 4. Evet. Dört. Dört. evet. E peki sizi başkan seçtiler. Çünkü siz zaten biraz partiler üstü kalıyorsunuz. Üsküdar'da da öylesiniz zaten. Evet, biraz öyle diyorlar. <laughs> biraz oy oranlarına e, bakarsak da siz 2. 3. döneminiz olacak. Evet, inşallah. E, seçildiğinizde. E, bu yıl e, 2014'te e, %45,6 ile gelmişsiniz. Eee CHP %43,1'miş. Evet. 2019'da Yükseltmişsiniz yüzde 48,2 e, ilginç e, CHP de yükselmiş 45,5 olmuş. Aslında e, biraz da arayı açmışsınız. Evet tabii. Epeksiz e, siz yükseldiniz CHP de yükseldi nasıl yükseldi? Ki, kim yoktu? Şimdi son seçimlerde biliyorsunuz biraz ittifaklar, e, ittifaklar oluştu. Hı. E, seçime katılan parti sayısı azalınca doğal olarak tabii oylar bir yerlerde toplanıyorlar. Şimdi biz e, yükselmeye devam edeceğiz bu seçimde. Yüzde elliyi geçecek e, Hedefimiz o ya ve da sahada gördüğüm tablo Hı. bu seçimde e, çok dikkat çekici bir oy oranıyla yeniden seçileceğiz evet. inşallah. Peki. Özellikle bunu söylemek istiyorum çünkü aslında e, Büyükşehir seçiminde evet. başa baş bir durum var. Evet. E, sizin ilçenizde. E, CHP AK Parti arasında. Ama bu da e, aslında sizin biraz da e, artık e, ...particilik üstü bir başkan olduğunuzu gösteriyor. Daha doğrusu benim Üsküdar'da... E, ...şimdi birazdan bahsedeceğim. Geldiğimde... mekana da geldiğimde orada da gördüğüm... ...manzara buydu aslında. Siz biraz kendinizi kabul ettirmiş... ...ve artık... E, e, ...yerel yönetimlerde... ...olması gerektiği gibi... E, ...ismin particiliğin önüne geçtiği... ...bir... E, ...olması gereken bir yerel yönetici olmuşsunuz. Şimdi Okan Bey şöyle... ...aslında bizim yaptığımız işin... Doğru olduğunu herkes kabul ediyor da iş yapmaya gelince bazı gerekçelerle yapılamıyor diyelim. Ama biz Üsküdar'da özellikle altın çizerek söylüyorum. Hani iş yapma, proje üretme ve bunu her kesime, şimdi adalet diye bir kavram var. adalet Bu adaleti söylerken güzel de uygularken çok daha güzel. Adil olmak. Bir partiden aday olarak girersiniz seçime kazanırsınız. Rozeti çıkarır, komple bir ilçenin, bir il, ilin, bir beldenin belediye başkanı olursunuz. Sözde söylemek kolay, onu icraata dökmek lazım. Biz Üsküdar'da bunu başardık. Şu anda Üsküdar'da partili partisiz, bizim dünya görüşümüzle aynı olan, farklı olan çok insanlar var. Ama e, günün sonunda Üsküdar Belediyesi denince, Üsküdar Belediye Başkanı denince, insanların bakışı değişiyor size karşı muhabbeti değişiyor çünkü biz doğrusunu yapıyoruz doğrusu budur biz insanlar arasında niçin siyasi bir ayrım yapalım ki bu şehrin e, belediye olarak vergi alırken e, işte emlak vergisi çevre temizlik vergisi ayrım yapıyor muyuz yani sizi, sizin partiniz başka sizden çok alalım sizinki az baş, bizim partiden az alalım öyle bir ayrım yok olamaz yani hani e, külfette de eşit e, nimette de eşit biz mesela Üsküdar'da, Üsküdar e, gayrimüslimlerin azınlıkların olduğu bir ilçedir aslında. Öyle bir e, zenginliğimiz de var bizim. E, biz camileri de temizliyoruz, kiliseleri de temizliyoruz, havraları da temizliyoruz. De, diyebilir miyiz ki siz işte gayrimüslimsiniz, size hizmet edemeyiz? Böyle bir öyle böyle bir dünya yok, böyle bir anlayışımız yok. Bizim böyle bir iş tutuş şeklimiz de yok. E, ve bunun sonunda Üsküdar'da gerçekten güzel bir kültür, güzel bir anlayış güzel bir hoşgörü iklimi oluştu. Zaten Üsküdar'ın kodlarında vardı bu. Evet. Biz tam buna uygun bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bunu zaten görüyorum. Mesela şu anda biz seçim çalışmaları tabii doğal olarak her zamankinden daha fazla sahadayız. Bu böyledir bu işin doğallığı. Ee, görüyorum insanların geçtiğimiz dönemlerdeki teveccühü de gerçekten güzeldi ama şimdi bakıyorum yolda hiç ee, selam vermeden geçerlik bile. E, başkanım, Başkanım biz sizi çok seviyoruz. Selam vermiyorsunuz. Yani insanlar bizi zorla kendileriyle buluşmaya, kucaklaşmaya çağırıyorlar ki e, biz bundan mutlu oluyoruz. Bu doğrusu budur. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır. Üsküdar'daki bu model keşke her yerde olsa, her e, belediye başkanı, her e, seçime girenler, mahallede muhtar bile böyle olsa bunun e, doğrusu bu ama e, örneği çok az ne yazık Bazı ki. Bazı başkanlar. Kişilik olarak ön plana çıkıyor evet. ya da hizmetleriyle ön plana çıkıyor ya da halkla yakınlaşması bu frekansı arttırmasıyla ön plana çıkıyor. Şimdi duyar mısınız? Herhalde duyuyorsunuzdur yani. Ya ben işte size verdim ee, Üsküdar'da, Büyükşehir'de işte ee, diğer partiye verdim. Ya da genel seçimde başka bir partiye verdim ama Üsküdar'da size verdim. Bunu bu duyarız. duyuyor duyuyoruz. Duyuyorsun tabii ki bunu inkar edecek hali yok. Zaten böyle Duyur. de olması gerekmiyor tabii, mu? Tabii insanlar ee, gerçek. Ya particilik çünkü. Tabii seçici insanlar evet. her şeyin farkında. Hı. Ve hani mahşeri vicdan diyoruz ya bu bir kabul görüyor. Bu iş tabii akşamdan sabaha olacak işler değil. Hı. Bu bir süreç gerektiriyor. Bu bir iş tutuş şeklinin karşı tarafta kabul görmesiyle oluşacak bir atmosferdir, bir iklimdir. Üsküdar'da biz bunu yakaladık. Ve aslında özellikle yerel yönetimler, belediye başkanları e yani siyasi görüşleri bir kenara bırakıp işlerine odaklanmalı. Süslü cümlelerle efendim işte sosyal medyadaki algı oluşturmalarla bu iş olmaz. Olmuyor zaten. Deniz bitiyor bir şekilde. Gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. Şimdi mesela ben Üsküdar'da iki dönem belediye başkanlığı yaptım. Şimdi yeniden adayız. Üsküdar'lı bizi tanıyor. Yani benim Üsküdar'lara bir şey vaat etmemin aslında çok önemi yok. Bizim yaptıklarımız ortada, icraatlarımız ortada. Vatandaş diyor ki başkanım biz sizi seviyoruz. Siz bugüne kadar ne demişseniz yapmışsınız. Siz çalışkan bir belediye başkanısınız, başarılı belediye başkanısınız. Bizim için budur yani bu insanlar aslında bu bizim karnemizi, notumuzu veriyorlar. Ve bunun sonunda da tablo gayet güzel çıkıyor. Özellikle yani ikinci dönem, üçüncü dönem, birinci dönem belediye başkanlığı yapmış belediye başkan adaylarının vatandaş indinde sözlerinden öte eylemleri, icraatları önemli. O asıl seçimde kriter olarak değerlendirilecek.